Günaydınlar. Bizim kapıya gelmiş, buraları tırmalıyor böyle. Bitti, doymadın. Bak orada yine var. Acıkmış, dışarıda soğuk. Yine vereyim mi? Dur ki içeri girme ama. Bekle. Dur bekle. Ya çok acıkmış. Kapılara vuruyor. Hemen bir şeyler verelim ona yine. Tavuk sote vardı ya. Onu koydum. Bakalım gitmiş mi, bekliyorum. Dur 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 dur. İçeri gelme. Burada ye. Beğendin mi? Midem bayram et. Sen burada ye güzelce, sana afiyet olsun. Sabah sabah gelmiş. Ona afiyet olsun. Göktuğ uyuyor. Benim kedim uyuyor. Burada televizyon izleyerek uyuyor. Böyle. Tatilin tadını çıkarıyor. Beyaz peynir ve kaşar böyle parçaladım. Burada iç harcı için süt ve sıvı yağ, yumurta koymadım. Burayı da tavama hazırladım. Bunu güzelce döşeyeceğim şimdi. Geçen kıymalı yaptığımın peynirlisini yapacağım bugün de. Burada da yumurta haşlıyorum. Kahvaltı için. Şimdi iç harcını koyuyorum. Tava börekleri çok güzel oluyor. Fırında da seviyorum ama bu ayrı bir şey böyle. Kaşıkla tam rahat koyamadım. De hemen oluyor. Fırında ister istemez böyle pişme süresi falan. Öyle devam ediyorum. Öyle güzelce şimdi yavaş yavaş çevire çevire böyle kızaracak. Öyle yavaş yavaş kızarttım. Diğer tarafı şimdi. Buraya da kahvaltı tabağı hazırlıyorum Ümit'e. Göktu da şimdi uyandı. Bakalım onu da hazırlayacağım öyle. Bu da arka tarafı. Diğer kısımda bir yeri böyle hafif kızarmamıştı. Orası kızarsın. Bir de şurayı kızartıp böreğimiz bitmiş oluyor. Böyle göstereyim. Yine fırın tepsimi aldım.
Böyle. Yiyenlere afiyet olsun. Uykun mu? Yok. Esmedi. Yok canım, çok uyumaktan bu sefer. Gözleri çizmiş. Ama şey, havada yağmurlu bugün. Böyle dışarı. Islandım karşıdan karşıya geçene kadar. Hasta mısın? Yok, geçmedi öksürük ya. He ya. Hani işim var ufak, onun için çıktı. Bir de seni görmek istedim. Dilden açıyorsun bu videoyu da. Nasıl açacağım? He? Video mu açıyorum diyeceğim. Ne bileyim ben. Sen her an fotoğraf hazırsın. Sen her an hazırsın video çekilmeye. Ya fark etmez. Ya evet. Değil mi? Yani. İyi, neler yaptın? İyi, börek yani nasıl olmuştu? Ya, attım şorsumu. Vallahi ben görmedim daha. Ya işte. Abone değil misin yoksa? Valla sana abone değilim. Ne abone olacağım, yükselme sen. Sıkıntı yok ya, ben zaten işim sana destek amaçlıydı zaten. Ne destek amaçlı? Sen video atınca benim videom izlenmiyor. Böyle destek mi olur? Nasıl izlenmiyor ya? Ne alaka? Tamam, atmıyorum işte ben de. Beni kendi kanalına transfer ettin. Evet, ne yapayım? Baktım sen yükselecek gibisin. Ne maaş veriyorum, ne yem yiyorum. Ne ben aldım mı? Ben aldım mı? Ne yemek vermiyor muyum? Canım zaten öbür kanalı öyle yedek olsun diye tutuyoruz ya. Milletin haberi olsun yani, hani şey için değil. Tabii. Yani olur ya, bir kanal bir şey olur, kapanır, edilir. Evet. Bir sorun çıkar, yedekte kanalımız olsun diye. Telefon çalıyor, devam ederiz. Tamam. Biliyorsunuz ki ben Göktuğ'a karne hediyesi almamıştım daha. Bununla ilgili hiçbir şey yapmamıştım. Şimdi dışarı çıkmıştım. Ama onun sevdiği bir şey aldım. Ama haberi yok daha. Size göstereyim böyle. Ayı aldım. O böyle şeyleri çok seviyor. Birkaç tane vardı ama bir tane de ben kendim almak istedim. Bakalım beğenecek mi? Ne yapıyorsun? Ne? Televizyon var diye. Ne yaptı? Sana hediye aldım. Beğendin mi? Çok mu beğendin? Evet. Sana karne hediyesi aldım. Bunu biliyorsunuz, hiç yanından ayırmıyor. Birkaç tane daha var. Ama bir de böyle benim aldığım olsun istedim. Ben dışarı çıktım. Göktuğ evdeydi. Zaten yakın bir yere gitmiştim. Evet. Anneme teşekkür ederim. Bunu çok beğendim. Evet, ayıcıklarımın kaçıncı üyesi? Bilmiyorum kaçıncı. 16 galiba. Galiba. Evet. Çok da tüylü değil ya, tam senin oynayabileceğin. Evet. İçinde ne var ya, bayağı sert. Evet, biraz. Diğerlerinden daha farklı, hiç bilmiyorum. Neyse, en azından patlamaz. Evet. Göktuğ'a hediyesini verdim, şimdi mutfaktayım. Şimdi kurabiye yapacağım. Şeker hamurundan 1 yaş kurabiyesi yapacağım. Ümit'in anneyinin dayısının kızının bebişinin doğum günü var. Onun için malzemeler almaya gitmiştim zaten. Onları aldım. Neler aldım? Şeker hamuru aldım. Bir de böyle üzerine süsler aldım. Yaptıkça gösteririm. Kurabiye hamurumu yoğurdum. Böyle şekil veriyorum. Daha önceden detaylı gösterdiğim için böyle yaparken göstermek istedim. Böyle 1 yaş kurabiyeleri. Kurabiyeler bu şekilde bitti. Doğum gününün konsepti patron bebekmiş. Ben de böyle yaptım. Böyle yıldızlar almıştım. Bir de böyle iki doğdun. Böyle bayağı bir yapmış olduk. Kesimler Göktuğ'a ait.
Ona da teşekkür ederim. Yardım etti bana. İyi ki doğmuş bebiş. Çok güzel oldu ya böyle. Ben çok keyifle yaptım. Evet Sevil Aycığım, böyle kendi ayranı ve köfte makarna hazırlamış. Şimdi aklımda bir şey var. Bak 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 sen ulan ulan kedi başkan, şero başkan. Ulan var ya. Ulan yok orada bir şey daha vermedim. Al bakayım. Kendin bölebilecek misin? Oo gene mi fakir ve gururlu mod? Böleyim mi? Böleyim mi? Hı? Al. Al. Hep elimi yağladım senin yüzünden. Şero başkan. Al. Al Şero Başkan. Afiyet olsun. Şşt, pist, bir teşekkür et bakayım. Teşekkür et. Oğlum sen ne suratsız bir şeysin ya. Oğlum sen ne memnuniyetsiz bir şeysin ya. Tamam lan bakmıyorum. Tamam bakmıyorum. Lan senin gururuna. Tamam bakmıyorum. Heh, yiyorum ben. Eda afiyet olsun. Televizyon da izliyor bir yandan. Yemek yerken de yemeğini ye, televizyon izleme. Evet akşam oldu, böyle oldu. Çalışıyoruz, işteyiz. Bir şeyler. Zımbırtılar, zamazungalar. Veda'yı annemin aldığı hediyeyle yapmak istedim. Şimdi ben dayımla oyun oynuyorum. Annem yok. Şu an dayımla oyun oynuyorum. Sabah da annemin işi vardı. Giderken bana hediye almak istemiş. Bunu aldı. Ben de dayımla oyun oynuyorum. Şimdi Veda'ya geçelim. Tatilin nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Ayıcağı isim buldun mu? Düşündün mü? Hadi bakalım ne olsun düşünürsün. Göktuğ tabletten online üzerinden dayısıyla oyun oynuyor. Bugün onunla vakit geçirdi öyle. Ben de kurabiyelerimi yaptım. Veda'yı her zaman gibi Göktuğ'a bırakıyorum. Söz sende. Evet, kanala abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşürüz.